Yağız 13.30 dedik ama saat 12.54. Henüz daha gelen kimse yok. Nasıl yapalım? Acaba yoldakileri mi çevirsek? Gelin yıkama yağlama var falan diye. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Motopiksel TV'de bu bölümde farklı bir bölüm izleyeceksiniz. Çünkü herhangi bir motosiklet tanıtımı, incelemesi, eğitimi gibi bir konumuz yok. Konumuz Türkiye'de en büyük diye düşündüğüm, herhalde daha büyüğü yoktur, en büyük motosiklet yıkama hizmeti veren, en büyük ekipman temizlik hizmeti veren, bu hizmetleri verirken en büyük ortamı sağlayan, aynı zamanda ikinci el alım satımı yapılabilen, aynı zamanda içeride sıfır ürünler de bulabileceğiniz, kaskından montuna, botundan işte eldivenine kadar ürünler bulabildiğiniz bir yerin açılışındayız. Birazdan açılışı olacak. Henüz daha kimse gelmeden, kalabalık olmadan sizlere burayı hızlıca tanıtmak istedim. Mekanımız Fesmoto. Fesmoto daha önce Sancaktepe'de bir bayisi vardı ve bu kadar da yıkanmaz kardeşim diye bir başlık atmıştık, sizlere tanıtmıştım. Fesmoto zaman içerisinde çok büyüdü, ilerletti işi ve artık sadece yıkama işi değil, işi kuaför boyutuna evirerek ve farklı hizmetlerde vererek Ataşehir'de yeni mağazasını açmış bulundu. Şimdi girer girmez burada kızlar bana bakıyor. Çok güzel kızlar var burada. Burada bir çekiliş yapılacağız birazdan. Şöyle göstereyim. Gelen her ziyaretçiye bu kartlardan dağıtılacak ve İşte kask hediyesi, mont hediyesi, yıkama hediyesi, işte onun yanında bir de ne var? Ekipman temizleme hediyesi gibi hediyeler olacak birazdan. Tabii kalabalık olursa, gelen giden olursa bilmiyorum. Şöyle bir göster Yağız burayı. Henüz daha kimse yok. Bomboş şu anda. Şimdi şu mekandan hızlıca bahsedeyim size. Şimdi şuradan başlayalım bak. Yağız şuradaki tabeladaki şeyleri görsene. Markaları gör. Her türlü marka var orada. BMW, Honda, Piaggio, Vespa, Yamaha, Indian ve ortasında bir tane Motopiksel logosunu görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki ben paylaştığımda bu soru soruldu çünkü. Abi ortak mı oldun, hayırlı olsun falan diyenler oldu. O şöyle başladı aslında. Altanay burayı yaparken dedi ki buraya da böyle motosiklet markalarının logolarını koyacağım dedi. Seninkini de koyayım mı? Koy dedim ben de. Hani koyacağını düşünmeden, gerçekten yapacağını aklıma gelmedi ne yalan söyleyeyim. Sonra bir baktım harbiden benim logoyu oraya koymuş. Bütün o markaların arasına. Yani herhangi bir ticari ortaklığım yok. Altan abiyle sadece gönül bağımız var. Arkadaşlık ilişkimiz var. O yüzden benim logo da burada duruyor. Boş günlerinde de buraya gelip canım sıkıldığında hem vakit geçirmeye geliyorum hem de motorum çok kirlendiğinde, burada detaylı temizlik var birazdan göstereceğim, onu da yaptırıyorum. Burası Fesmoto Ataşehir'in bahçe bölümü. Yani aslında kafe bölümü diyebiliriz ama hani vatandaşa açık bir kafe değil burası. Buraya gelen motosikletçi motoru içeride temizlenirken, kuaför olarak hizmet alırken burada gelip vakit geçirebiliyor ve hakikaten çok güzel bir ortam var. Şurada gökdelenlerin hemen dibinde, Ataşehir gökdelenlerinin, Yağız onu da gör. Bu Ataşehir'den geçerken meşhurdur bu gökdelenler. Bu renkleriyle, var yap Meridian falan, neydi bunların markası? Yani Ataşehir'de çok merkezi bir yerde. Bu Harley Davidson, MV Agusta, Ducati bayilerinin, CF Moto bayilerinin çok çok yakınında bir yerde burası. Dolayısıyla motorculara çok yakın olarak hizmet verebilecek birisi. Gelen motoru gör Yağız. Bak bak motora bak. R1100 RT. Böyle bir motor yok. Ya böyle ilginç motosikletleri de burada görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Şimdi içeride de göstereceğim size ilginç motosikletleri. Bahçeyi bitirelim önce. Söylemiş olduğum gibi burada ekipman temizletirken, motosiklet yıkatırken veya içeride ekipman satın almaya geldiğinizde, motorunuzu takasa sokmaya geldiğinizde burada çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer burası. Bahçeyi böylelikle göstermiş olayım. Gelin size içeri götüreyim. İçeride neler vaat ediyor? Nasıl bir mekan burası? Türkiye'nin en büyüğü derken altı dolu mu? Onu göstermeye çalışayım. Şimdi buraya doğru girerken Ducati'leri sıra sıra dizmişler ama burası sadece Ducati'ye hizmet veren bir yer değil. Ducati'leri böyle bir ben dizdim aslında. İşte GS'çiler orada, KTM'ciler öbür tarafta falan. Hani grupları severiz ya biz yan yana görünmeyi. Benim motor hangisiydi? Şu. Karıştırdım. Benim motoru da oraya koydum. Burada yine Fesmoto bünyesinde bulunan Pikes Peak. Hatta benim ilk test ettiğim motor orası. Şimdi gelin içeriği gezmeye başlayalım. Bu tarafta bir yoğunluk var. Bir sohbet ortamı var. Kaçıyorlar. Gelin size yıkama tarafını önce göstereyim. Yok yok ya da gelin. Dağıldı orası. Gel gel. Gel Yağız. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya doğru gidiyor. Bakın farklı farklı motosikletler var burada. Hani bütçesine göre, fiyatına göre değişebiliyor ama her modelden, her bütçeden motosiklet görebiliyorsunuz. Sıfır da var, ikinci elde var. Burada takasa girebiliyorsunuz veya burada beğendiğiniz motosikleti satın alabiliyorsunuz. Böyle bir yer. Ama bu tarafa döndüğümüzde burada kallavi bir GS görüyorsunuz. Kallavi. Kaçıyor tabii bizi görenler. 1250 GS Trophy'nin 01 versiyonu var. Bu da satılık tabii ki, satın alabiliyorsunuz. Tabii bu sol tarafında da böyle montlar falan görüyorsunuz. Motül ürünleri var.
Putolay'ın ürünleri var. Yani her markadan ürünler var. Ama montlarda bu Fransız markası galiba Furugan isminde montlar görüyoruz. Deri montlar, tekstil montlar falan. Yine aşağıya doğru motorun ürünleri dizilmiş. Arkada da eğer bu tarz motorlarınız varsa onlarda kullanabileceğiniz çantaları görüyorsunuz. Top case'leri, metal çantalar. Arkada da çok güzel bir motor. Onu göstereyim de gideyim ya. Ben bu monta bayıldım. Yağız baksana. Furugan markasının, Furugan diye mi okunuyor? Furugan markasının Fransız markası motoruma distribütörüymüş. Burada da tabii bir bayisi olarak bulabileceksiniz modellerini. Çok güzel bir montunu gördüm. Gelin diğer tarafa geçelim. Burada bir pist motosikleti görüyorsunuz. Az önce kaçan abilerden bir tanesinin o pist motosikleti. Abi gelsene bir be. Abim nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Hoş geldin. Açık, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi bu motor şimdi ben gördüm ilk. Pist motoru belli. Evet. Ama hani Ducati yazıyor sağında solunda. Evet. Ama turuncu renk yazıyor abi. Ne alaka? Sıkıntı orada zaten. Değiştireceğiz sadece onları. Bunları kırmızıya geçireceğiz. Sen o bunu böyle mi aldın? Evet sen böyle aldım. Yok. Ha, yapan kişi böyle yapmış. Aynen. Yani. Peki bunlar nereye? Intercity'ye mi giriyorsun? Abi? Aynen. Şu anda burada başka kullanacağımız yer yok. Bunun. Peki ben senin hani sık sık piste giren birisi olduğunu biliyorum da hani izleyenler bilmiyordur abi. Onunla ilgili bize hani bir şeyler söylemek ister misin? Pistteki bu heyecan, adrenalin neden pist? Çünkü sonuçta sen GS kullanan bir adamsın. Evet. Ama pist tarafında var, spor tarafında var. Onunla ilgili bir daha, şeyler söylesene abi. Piste daha çok yeniyim. 1-2 senedir piste giriyorum işte. Neden pist? Daha güvenli hız için baktın mı? Yolda atamadım adrenalini piste atıyorum. Ha. Yani yolda artistik yapmaktansa piste artistik yapıyorum. Kesinlikle. Vallahi güzel. Harika yani, abi. Süper. Yolda kendimi daha riske atmak istemiyorum. Pist daha güvenli olduğu için piste giriyorum. Peki bunu şimdi denedin mi abi? Aldıktan sonra gireceğim mi daha? Daha gireceğim. Bunu hiç denemedim. Ne peki bu? Ducati'nin hangi modeli? 899 Panigale. Ha 899 ha. 899 Panigale. İşte üzerindekiler baktım mı karbon şu anda yarış granajları var üzerinde. Silik lastikler. Tam pist motoru. Dışarıda bunu çok kullanmak mümkün değil. Tabi muhakkak. Doğal olarak pistte adrenalin atacağız bunu. Abi sen yine de dikkatli ol. Motor beni görünce biraz korkuttu da. Sen yine de pistte çok da şey yapma. Ben de korkuyorum Selçuk. Ben de korkuyorum. Abi teşekkür ederiz. Ben kolay teşekkür gelsin. Hayırlı olsun. Gelsin. Yani burada Fast Moto'da hem piste girenler, hem yol yapanlar, hem şehirde kullananlar, hem skuturcular, her tipten motorcu var. Böyle gelelim, devam edelim. Burada Street Triple'lar, Street Fighter V2'ler, V4'ler falan var. Özellikle sağ tarafa çevireyim sizi, seni Yağız'cığım. Burada Husqvarna'nın Nuda isminde, Husqvarna markası KTM'ye geçmeden önce BMW'nin elindeyken ürettiği bir özel bir motosiklet var ve Fast Moto'nun sahibi olan Altan abimizin kastımize ettiği, kişiselleştirdiği bir Nuda var. Hani piyasada çok bulamayacağınız bir motosiklet bu ve burada görebilirsiniz ancak bunu. Hatta Altan abi çok değerli müşterileri için çalıştırıp sesini dinletebiliyor bazen. Şimdi diyeceksiniz ki lan seste ne var? Nuda'nın sesi meşhurdur. Bilenler bilir. O yüzden gelip burada görebilirsiniz Fast Moto'da. Şöyle arkaya dolaştırayım sizi. Abi rahatsız olma lütfen ya. Otur. Şimdi burada Nolan kasklar var, HJC var, Schubert var. Yine Furugan'ın montlarını görüyorsunuz. Furugan'ın eldivenleri, Steel Martin'in botları var. Yani buraya gelip hem motorunuzu yıkatabiliyorsunuz, hem bahçesinde vakit geçirebiliyorsunuz, hem de ihtiyacınız varsa eğer bu tarz ürünleri, ürünler konusundaki eksikliklerinizi giderebiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı var. Tabii şu anda daha yeni açıldığı için ürün yelpazesi daha genişlemedi, daha da genişleyecekmiş. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Gelin şimdi size arka tarafa götüreyim. Evet, şimdi bu danışma tarafından arkaya doğru geçiyoruz. Aslında buraya herkes giremiyor. Özel müşteriler girebiliyor. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Şimdi nereden başlayalım? Gel en dışarıdan başlayalım. Nasıl özel müşteriler girebiliyor? Yıkama tarafını göstermedim size ama Fast Moto'nun özelliği şudur. Aslında Türkiye'ye bu özelliği kazandıran markadır Fast Moto. Motosikleti liftin üzerinde yıkayan bir markadır. Yani normalde yerde olduğunda hani görünmeyen, altta görünmeyen lekeleri, kirleri, pislikleri temizleyemezsiniz. İmkanı yok. Burada lifti en yukarıya alıp en altından en üst köşesine kadar yıkayabilen bir sistem geliştirdi kendisi ve buradaki lift normal müşterilerin kullanacağı bir lift değil. Buradaki lift Fast Moto Riders Club üyelerinin kendilerinin gelip motorunu kendi yıkamak isteyen veya bakımını yapmak isteyen kişilerin gelip bakımını yapabileceği bir yer. Arkada da böyle anahtar setleri, takım tezgahı falan var. Buradan bu tezgahtan istediğiniz ürünü kullanıp motorumun bakımını ben yapacağım kardeşim diyenler için veya yıkamasını ben yapacağım kardeşim diyenler için oluşturulmuş bir alan. Yani burası normal müşterilerin değil, Fast Moto Riders ekibi bünyesinde bulunan kişilerin
kullanacağı bir alan. Burayı göstermiş olayım. Şimdi gelin diğer odaya geçelim. Burada toplantı odası falan var. Bunları göstermiyorum ama şurada bir şey göstereceğim size. Küçük bir oda ama Rider Screener markasını mutlaka duymuşsunuzdur. Yine Türkiye'de ilk kez motosiklet ekipman temizliğini profesyonel hale getirmiş bir markadır. Yani deri montlarınızı, tekstil montlarınızı, pantolonlarınızı, eldivenlerinizi, kaskınızı profesyonel bir şekilde, zarar gelmeyecek bir şekilde temizleyen bir markadır. Burada makinesini görüyorsunuz ve Rider Screener markası da yine Fesmoto bünyesinde bulunuyor. Yani ekipmanlarınızı buraya temizliğe getirebiliyorsunuz. Burası temizleme alanı. Aslında gösterme dedi bana, daha hazır değil dedi ama ben yine de gösterdim. Burada da temizlenmiş ekipmanları böyle sıra sıra dizmişler. Onları da göstermiş olayım. Gelin şimdi sizi yıkama tarafına götüreyim. Evet, şimdi bu sağ tarafta da yine normal müşterilerin aslında girmediği ama isterse tabii girebileceği, yani motoru yıkanırken gözlemleyebileceği bir yer burası. İki tane lif var. Gel Yağız şöyle gösterelim. Yine daha önce anlattığım gibi Fesmoto'nun en büyük özelliği Fesmoto motosikleti yıkarken, yani bir kuaför işlemine sokarken böyle lifleri alıyor. GS'lerin özellikle bu şey ızgaraları vardır ya, motor bloğu üzerindeki ızgaralar vardır ya, bunları böyle kürdanlar falan sokarak böyle temizleyen, detaylı temizlik yapan bir yer. Zaten şurada motor şişelerini görüyorsunuz. Şu tarafta farklı farklı kimyasallar var. Kendi geliştirmiş olduğu kimyasallar var. Onları da kullanarak, yıkama demek aslında küçük bir kelime olur, kuaför hizmeti veriyor. Öyle söyleyeyim. Zaten fiyatı da öyle. Yıkama ücreti değil. Hani normalde bir yıkamaya gidersiniz ne kadar? 100 lira, 150, 200 liradır belki. Bilemiyorum ben yıkatmadığım için. Burada detaylı yıkandığı için, zincir yağlamasından bakımlarına her şeyi kontrol edildiği için dolayısıyla fiyatlar daha yukarıda, kuaför olarak düşünülebilir. Yine burada Putoline'ın, Motul'ün, işte DVX ismindeki bir markanın şeylerini görüyorsunuz, kullandıkları ürünleri görüyorsunuz. Yani lifte yıkanan, kuaför hizmeti veren bir yer burası. Yıkama departmanı da böyle. Gelin bir daha bahçeye çıkalım. Kenan abi, yeni mi uyandın abi? Saat 13. Evet, yeni uyandım. Tebrik ederim abi. 13'te uyanmayı başardığın için. 61 Trabzon. Var. Senin adını atıyorum abi. Tamam. Çıkarsa ben de hediye ediyorum. Çıkarsa artık tamam, sözün olsun tamam, o zaman. Tamam, ben senin yine takipçine hediye edeceğim. Okay. Eyvallah, tamam. Süper. Kardeşlerim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. 129 numara. Atıyorum köy sandığına. Buyurun hoş geldiniz efendim. Merhaba. 45 numara. Hoş geldin kardeşim. 45 numara atıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. 137 numara. Birliktesiniz değil mi? Evet, evet. Herkese bir çekiliş hakkı. Kızlar arkada pasta börek dağıtmaya gittiler. Ben de gelenlere hani boş geçmesin diye, çekilişe katılsın diye bunları dağıtıyorum şu anda. Evet, az önce size içeride gösterdiğim, yıkama departmanında gösterdiğim GS'i bahçeye çektiler. Bunu çektikten sonra burada son dokunuşları, son rötuşları yapıyorlar. Farkındaysanız silikon spreylerle ve lastik parlatıcılarla son atışlarını yapıyorlar. Biz de şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım nasıl yıkanmış. Hani canlı canlı da görelim. Daha önce söylemedim ben. Hani bunu kontrol edeceğiz. Ona göre yıkayın demedim. Bakalım nasıl yıkanmış. Biz de kontrol edeceğiz. Bitti mi kanka? Tamam, bitmiş. Gel Yağız. Kontrol edelim. Şimdi normalde motosiklet yıkattığınızda hani bu tarafları, grenaj tarafını herkes çok güzel yıkayabilir ama böyle gözle görülmeyen veya gördüğünüzde sizi rahatsız edecek veya eve geldiğinizde ya şurayı da nasıl yapamamışlar dedirtecek detaylara bakalım. Mesela GS'ler için özellikle şu jantların içleri. Buralar temiz mi bakalım. Görebiliyor musun Yağız bilmiyorum. Buraları böyle fırçalarla girmişler. Farkındaysanız tertemiz. Çamurluydu bu motor normalde. Bayağı kirliydi. Şu karter muhafazanın iç tarafı mesela önemlidir. Şöyle baktığınızda kir var mı diye bakıyorsun. Görünmüyor. Şöyle şuralara bakıyorsun. Şu aralar önemli mesela. Oraları çok böyle el falan girmediği için çok böyle detaylı yıkamazlar. Aynı zamanda bu headers çıkışları, özellikle buraya bu kirler yapışır. Yoldaki çamur, toz, pislik yapışır. Ve hani bu kötü hale gelir bu çıkışlar biliyorsunuz. Ve temizlemek, parlatmak zordur. Bakın bu önemli bir detay bence. Yani burada hani hem ücretin fazla olmasının ve hem kuaför dememizin sebebi bu. Bu kadar detaylı yıkıyor olmaları. Arka jantta da yine bu jantın iç tarafı, bu detaylar, bu detaylar içerisindeki kirlerin temizlenmiş olması bence önemlidir diye düşünüyorum. Yoksa normalde bu egzozdur, seledir, bilmem ön taraftır, konsoldur, camdır, bunları yıkamak basit. Bunu herkes yapabilir. Buraya sadece şeyler gelmiyor. Yani yıkatayım motorumu diyenler gelmiyor. Satmadan önce hani motorumu şöyle bir fabrikasyon hale getireyim diye düşünenler de geliyor. Onu da özellikle belirteyim. Hani motorunuzu satmadan önce son bakımını yaptırmak için gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Bu arada arkamı da göstereyim. Kalabalık oldukça arttı. Gelenlerin sayısı oldukça arttı. Birazdan çekilişimize başlayacağız. Bu kimin? Aksis kimin? Hediye mi bu? Ha senin mi? Kalsın. Şimdi sevgili arkadaşlar, birazdan çekilişimizi yapacağız. Belki gelen
biraz daha gelen olursa onlar da katılsın diye çekilişimizi yaparız. Hayırlı olsun dileklerimizi sunar. Topluca dağılırız buradan. Ama az önce ben bir arkadaşla tanıştım burada. Sizlerle de tanıştırmak isterim. Tutkum isminde bir arkadaş var burada, şu dövmeli. Yüzünde gel kardeşim. Neden tanıştırmak istiyorum? Dövmelerinden dolayı değil. Bana az önce yaptırdığım dövmelerin nasıl bakımını yapacağımla ilgili bilgiler verdi ama ta Almanya'dan CS'le birlikte gelmiş buraya. Evet. Almanya'dan kaç ülke geçtin kardeşim? Avusturya'ya geçtim, İtalya'ya geçtim, Slovenya'ya geçtim, Hırvatistan'a geçtim, Bosna'ya geçtim, Montenegro'ya geçtim, Üsküp'e geçtim, Makedonya'ya, oradan Bulgaristan'a geçtim, Bulgaristan'da buraya geldim. Hey maşallah maşallah. Kaç gün sürdü, kaç aydır yoldasın? Bir hafta oldu, toplamda 2,5 ay yoldayım. 2,5 aydır yoldasın. Vallahi hayır, bir haftadır yoldayım. Ha bir haftadır. Ağustos başına kadar. Ha 2,5 ay boyunca yolculuk yapacaksın evet. Daha. Buradan evet. Nereye gideceksin? Yol nereye? Ben oraya. Peki bir dakika. Bir planım yok. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben dövme sanatçısıyım. Ha dövme sanatçısısın. Evet. Almanya'da yapıyorsun bu işi. Evet kendi işim. Çok para kazanınca herhalde dedim bir kendimi yollara vurayım mı dedim. Yok hayır. Müşteri az olunca dedim burada bir 2 aylık boşluk var ben gideyim. Yaz dönemi bizde down dönemi. Şu anda talep yok. İşler durgun. Dedim ki ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Peki daha önce böyle bir yolculukta bulunmuş muydun? İlk kez mi böyle bir şey? Hayır. Ben hep tek seyahat ediyorum. Geçen sene İsveç'e gittim. 16 gün tek başıma. İlk orada tek başıma yolculuk tecrübesi yaptım. Arkadaşımla birlikte gidecektik. 8 saat önce dedi ki ben eşimle tartıştım. Gelemiyorum. Tamam o zaman dedim evde kal. Ben gidiyorum. Tek başıma çadırımı aldım çıktım. Ormanda kaldım. Kulübelerde kaldım. İsveç'te, Balkan, daha doğrusu İskandinav ülkelerinde çok var kulübeler ormanların içinde. Orada kaldım. İnanılmaz bir tecrübe oldu ve orada tadına vardım ki tek başına yolculuk yapmak en güzeli. Bu yolculuğun o zaman senin bir 10.000 kilometreden fazla olacak diye tahmin ediyorum. 10.000'i geçecek. Şu anda 3.700 oldu zaten buraya gelene kadar. 13-14.000 kesinlikle olacak. 1250 CS'le çıktı. Adventure'la çıktı. Peki en çok merak edilen soruyu sorayım. Biz şimdi CS'ler ve Ducati'ler, KTM'lerin birçok modeli. Tolga abi hoş geldin. Türkiye'nin en pahalı motosiklet modelleridir. Burada da çok görebiliyoruz bunları. Çok böyle şey abilerimiz var burada. Seninki kadar pahalı değil. Hah onu soracağım. Değil. Almanya'da GS fiyatları nasıl? Değil. Ya şu anda liste fiyatı komple çantayla birlikte 24-25 bin euroya geliyor. Senin motorun 32-33 bin euro. Benimki daha pahalı yani. Yani senden daha pahalı motora biniyorum. Evet. O da benim farkım olsun tabii ki. Herkes motorcu burada. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Tamam tek mesajını aldık. Tek seyahat çok güzel dedin de onun haricinde belki bir mesaj iletmek istersin. Tek gezin, çok gezin. Evde oturmayın, gezin. Motora binmek güzel. Hayatın tadını çıkarın motorla diyoruz. Buradaki herkes de zaten öyle. Çok teşekkür eyvallah. Ederim. Tutkum tadı. Almanya'dan yola çıkmış. Bütün Türkiye'yi de gezecek. Yolculuğunda evet. Kazasız beraz seyahatler abi, diliyorum hepiniz, sana. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Biraz ben Altan abi yakaladım bu arada. Kendisi kamera karşısına çıkmayı pek sevmiyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biz hoş geldik ya. Senin evet, yerin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burada herkes hemen hemen biliyordur senin ne iş yaptığını, burada neler olacağını biliyordur ama bilmeyenler için abi, burada ne hizmet vereceksiniz? Senin ağzından duymak isterim. Motorla ilgili her şey var. Motorla ilgili her şey var dedi. Mesela ne var abi? Yıkama diyorum ben, sen kızıyorsun bana. Diyorsun ki biz yıkama yapmıyoruz. Evet. Biz kuaförüz, motosiklet kuaförü. Ne demek abi motosiklet kuaförü? Biraz daha detaylı. 2 saat süren bir işlem. Yani bir motosikleti 2 saat boyunca yıkama evet. Değil bunun adı. İnciğine, cincine her şeyini yapıyorsunuz evet. Yani. Riders Cleaner'ı da bünyene kattın sen. Evet. Daha önce senin bünyende değildi ekipman temizliği. Orada bir değişiklik, farklılık var mı ekipman yok. Konusunda? Gene aynı şekilde devam ediyor. Ekipman temizliği. Onun dışında motosiklet kaskısı var. Satışımız var artık. Aa ben şeyi söylemeyi unuttum. Nur Sigorta'nın da aynı zamanda bayisi, şubesi oldun. Şubesi değil de irtibat bürosu diyelim. Zaten herkes Serkan Çapur'u malum tanır. Motor camiasında. O da destek verdi sağ olsun. Böyle bütünsel bir şey çıktı ortaya. Yani kasko sigorta yaptırmak isterseniz artık buradan da yaptırılabiliyor. Nur Sigorta'nın bir bayisi olarak. Serkan Çapur'u tanımayanlar Altan abiden yaptırabilirler. Bunun dışında içeride abi kasklar, montlar falan da gördüm. Daha önce senin mağazalarında evet. Bulunmayan şeyler evet. Bunlar. O tarafa da giriş yaptın anladığım kadarıyla. Evet. Hayırlı olsun. Altan abi çok böyle uzun uzun konuşmayı sever. Farkındaysanız benim videolarımda da az önce konusu geçti. Video çekiyorum ben. Altan abi işte dövmeni gösteriyorum. Sürekli böyle kafa telefonunda bakmıyor böyle kameraya. Biraz böyle şey davranıyor ama normalde sohbeti çok iyidir. Buraya gelen herkes de biliyordur herhalde sohbetinin çok iyi olduğunu. Teşekkür ederiz Altan abi. Hayırlı olsun. Bir alkışlayalım Altan abimiz.
Şimdi çekilişte iki tane kask vereceğiz sevgili arkadaşlar. Sıfır kasklar bunlar. Bir tanesi HCC, bir tanesi Nolan. Üç tane motor yıkama hediye edeceğiz. Motor yıkama değil, pardon. Motosiklet kuaförü hediye edeceğiz. Altan abi kızıyor yıkama deyince. Üç tane de, üç müydü abi ekipman temizliği? Üç mont temizliği de hediyesi olacak. Yani 6-7-8 tane hediyemiz olacak burada. İnşallah ihtiyacı olanlara çıkar ki hepimizin ihtiyacı var bunlara. Kağıtları ben daha önce görmedim. Sıradan çekeceğim. İnşallah ihtiyacı olan birine gider. 152 numara aramızda mı? Sen değil mi abi? Abi süper. Tolga abimiz de çıktı. Kendisi de bir enduro yarışçısıdır aynı zamanda. Ki ihtiyacın var senin abi öyle bir şeye. Birisine verebilirim diyor. İhtiyacın yok o zaman. Bir daha çekeyim o zaman abi. Ama kask hakkını kaybettin Tolga abi. Tamam Tolga abi biz teşekkür ediyoruz. Devrediyor hakkını. Bir daha çekiyorum. 56 numara. Burada. İhtiyacınız var. Güzel. Üzerinizde de Dynes var. Zaten güzel olur. Hayırlı olsun. 129. Aramızda ihtiyacınız da var. Tamamdır. Hediyemizi gönderdik. Motosiklet kuaförü hediyemize geliyoruz. 3 tane. Hadi bakalım bismillah. Bakın çok değerlidir. Gerçi hepiniz biliyorsunuz herhalde değil mi? Burada nasıl yıkandığını. 69 numara. Burada. 100 numara. Burada. Oo süper. Güzel. Güzel denk geldi. Kasklarımız burada X-Large yazıyor ama hani kafanız M ise veya large beden falansa değiştirebilme imkanınız var. Belki ellerinde yoksa bile daha sonra değişimi sağlanacak. Kasklar da iyi kasklar ha. Hadi bakalım. Yağız sen de aldın mı? İnşallah sana çıkar kardeşim. Yağız benim kameramanım. Bir türlü kask bulamadık kafasına göre. 183 numara. Aa adam dünden beri ulan bana çıkacak mı? Bana çıkacak mı diyor. Vallahi çıktı ya. Çekti yani adam. Peki bir dakika. Marka modeli belirlemedik sen. Hangisi? HCC'deyim abi. HCC mi diyorsun? Ama Nolan'ı verelim sana. Senin motoruna gider mi Nolan ya? Ben öyle mi? Tamam. Ya adam yemin ederim dünden beri ben katılabilir miyim? Çıkarsa nasıl yaparım? Başımızın etini yedi burada ya. Vallahi çekmişsin kardeşim. Kalbin temizmiş demek. Evet çekiyorum. Son kaskımız geliyor. Hayırlısıyla bismillah. Kağıtlar gitmesin. Gidenleri yakalayalım. Evet. Son kaskımızın numarası. Herkes bana bakıyor. 81 numara. 81 aramızda mı? Burada. Burada. Oo kardeşim. Çok güzel bir genç çocuğumuza çıktı. Valla güzel oldu. Hayırlı olsun. Olanı da kardeşimize verdik. Ve böylelikle çekilişimizi de sonuçlandırmış olduk. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Fesmoto artık Ataşehir'de aktif, açık biliyorsunuz. Daha fazla detay vermeme gerek yok. Daha fazla detay istiyorsanız Motopixel TV videolarımız arasında Fesmoto ile ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tekrar görüşmek üzere. Like'a basmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. Kamerada çekiyor ya.